sevgili okuyucu arkadaşlarım. Sizlerle birlikte icra iflas hukukunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son itirazdan, gecikmiş itirazdan bahsetmiştik. Bu videoda da itirazın iptali davası ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kere itirazın iptali davasına ne sebebiyet veriyordu arkadaşlar? Bildiğiniz üzere söz konusu borçlunun ödeme emrine yaptığı itiraz sebebiyet veriyordu haliyle. İtirazın iptali davası ile birlikte itirazın kesin ve geçici kaldırılması müesseselerinden de bahsedeceğiz. Ama öncelikle itirazın iptali davasından bahsedelim. Bir kere bu davada davacı ve davalı taraflar kimler? Haliyle davacı taraf söz konusu itirazı yapan, borçluya karşı itirazın iptali davasını açan alacaklı. Davalı tarafta borçlu oluyor haliyle. Bu noktada itirazın iptali davasında henüz hakimlik savcılığında henüz çalışmamış arkadaşlarımız için çok fazla şıklarda karşınıza gelebilme ihtimali olduğu için hemen de söyleyeyim. Genel mahkemeler yetkili. Dolayısıyla arkadaşlar itirazın iptali davası icra mahkemesinde görülen bir dava değildir. İtirazın geçici ve kesin kaldırılması ise icra mahkemelerinde görülen bir hukuki yol olmakla birlikte bir dava değildir. Ama onlara biraz sonra geçeceğiz. Demek ki itirazın iptali davası genel mahkemelerde görülen bir davadır. Bunun dışında sürelerden bahsetmek gerekirse itirazın iptali davası söz konusu ödeme emrine yapılan itirazdan itiraz noktasında itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıllık bir hak düşürücü süreye tabi arkadaşlar. Genel mahkemeler açılmakla birlikte süresinin 6 ay değil hak düşürücü süre olarak 1 yıla tabi olduğunu ve bu sürenin de ödeme emrinin alacaklıya tebliğinden itibaren başladığını da söyleyelim. Peki itirazın kesin kaldırılması ve dahi geçici kaldırılmasındaki süre ne? Orada ise süremiz 6 aydır arkadaşlar. Bu biraz şeye benziyor. Hani ilerleyen süreçte geleceğiz. Satış isteme sürelerinde taşınırlarda 6 aylık taşınmazlarda 1 yıllık satış isteme süreleri nasıl var ise hacizden itibaren burada da itirazın iptal davalarında 1 yıllık itirazın kesin ve dahi geçici kaldırılması kaldırılmasında ise 6 aylık süreler var. İkisini birbiriyle kafanızda bağdaştırırsanız çok daha rahat ezberlemenize sebebiyet verecektir. Peki itirazın iptali davasına ilişkin birkaç önemli bilgi var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Bir kere arkadaşlar alacaklı hem itirazın iptali yoluna hem de bunun ardından itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir mi? Şöyle bir şey var. Davacı alacaklı itirazın iptali davasından önce itirazın kesin kaldırılması davasını açmış ise onun şartlarına biraz sonra geleceğiz. Ondan sonra süren nasıl olsa var, bir yıllık süren düşmedi deyip itirazın iptali davasına gidebilir mi? Güzel bir soru olduğunu düşünüyorsunuz siz de benim gibi galiba. Karşınıza da çıkabilir. Özellikle fakülte sınavlarında. Arkadaşlar aradaki mantık şu. Bunu kafanızı ezberlemeyin. Önce şu olursa bu sonra olabilir ama önce bu olursa şu sonra olmaz gibisinden ezberlemeye gerek yok. Mantığını oturtmak daha önemli. Bu şekilde daha kafanızda oturacaktır. Özelliklerini daha iyi anlayacaksınız. Bir kere itirazın geçici veya kesin kaldırılması, itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmak nerede başvuruluyordu? İcra mahkemesinde. Peki ilk videoda da bahsetmiştik. İcra mahkemesi nasıl bir inceleme yapar? Senetler üzerinden sınırlı bir inceleme yapar. Peki bunun sonucu neydi? Söz konusu verilen kararların kesin, maddi anlamda kesin hüküm oluşturmayacağını bahsediyorduk. İki tane istisna dava dışında. Dolayısıyla arkadaşlar buradan aklınızda kalsın. Davacı alacaklı önce itirazın kesin veya geçici kaldırılması yollarına başvurduktan sonra itirazın iptali davasına gidebilecektir. Hem zaten süre noktasında bir problem yok. Ama itirazın iptali davasını öncelikle açarsa, genel mahkemelerde açılan bir dava olması hasebiyle icra mahkemesindeki gibi sınırlı bir inceleme yapılmayacağı ve verilen kararlarında icra mahkemesince verilen kararların aksine maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceğinden ötürü gidip önce itirazın iptal davası açan alacaklı ardından itirazın geçici veya kesin kaldırması yoluna başvuramayacaktır. Buraya azami dikkat gösterdim. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar itirazın iptal davasında şöyle bir şey var. Borçluya gönderilen ödeme emrine karşı sadece usulü itirazlar ileri sürerse alacaklı bu davayı açamaz. Yani yapılan ödeme emrine yapılan itiraz daha önceden bahsettik ya geçen videoda. Bu noktada işte bizim işimize yarayacak. Söz konusu takip talebinin ödeme emrinin takip hukukuna ilişkin ve maddi hukuka ilişkin sonuçları vardı. Söz konusu takip hukukuna ilişkin bir sonuçtan dolayı yapılmışsa itiraz. Kafanız karışmış olabilir ama çok net bir şekilde şunu söyleyeyim en azından mesela kafanızı karışmaması için. Zaman aşımı neydi? Maddi hukuka ilişkin bir durumdu. Zaman aşımından dolayı borçlu itiraz etmişse burada maddi hukuka ilişkin bir itiraz vardır.
maddi hukuka ilişkin bir itiraz olması hallerinde, sadece maddi hukuka ilişkin bir itiraz olması halinde itirazın kesin kaldırılmasına gidemezken, sadece takip hukukuna ilişkin bir itiraz olması halinde ise bu sefer de itirazın iptali yoluna başvuramayacak. Çünkü birisi daha çok takip hukukuna, icra mahkemesi takip hukukuna ilişkin itirazlarda itirazın kesin kaldırılması yoluna gidiliyor iken, takibin söz konusu takip talebinin maddi hukuka ilişkin sonuçlarına ilişkin yapılmış bir itiraz var ise sadece bu kere de itirazın iptali yoluna gidilebilir. Umarım kafanız karışmamıştır. İleride böyle bir cümle görürseniz ne demek istediğini anlamış olacaksınız. Mesela buna ilişkin ne olabilir? Takibin derdest hale gelmesine ilişkin bir itiraz varsa, zaten önceden takip yapılmış olmasına ilişkin bir itiraz varsa bu neye ilişkin olur arkadaşlar? Takip hukukuna ilişkin bir itiraz. Böyle bir itiraz yaparsa borçlu, davacı alacaklı itirazın iptali davasına gidemez. Sadece takip hukukuna ilişkin bir itiraz var. Ne yapması lazım? İtirazın kesin veya geçici kaldırılmasına gidesi lazım. Ama ortada zaman aşımı gibi, hep onu örnek veriyorum önemli olduğu için, bir maddi hukuka ilişkin bir itiraz varsa borçlu tarafından ödeme evrene yapılan itiraz, bu kere sadece maddi hukuka ilişkin olduğu için bu sefer itirazın iptali davasına yine gidilebilir. Veya hem maddi hukuka ilişkin hem usulü hukuka ilişkin, usulü hukuk demeyelim de takip hukukuna ilişkin itirazlar olması halinde yine herhangi bir problem yok. Bu sadece dediğimiz noktalarda karşımıza çıkan bir istisna. Önemli bir durum, kafa karıştırabilecek bir nokta, sınavlarda da karşımıza gelebilir. Hem bizi zorlayıcı olacaktır. Bu noktada buna ilişkin örnekleri çıkmış sınav sorularından da çözmeye çalışın derim ben. Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bir de icra inkar tazminatı bu seneki sınavlarda, bu seneki hakim savcılık sınavında da yine çıklarda sorulan noktalardan bir tanesiydi. Yine icra inkar tazminatına ilişkin bir çık vardı hatırlıyorsanız. Girmişseniz eğer bilirsiniz ama daha öncekilerde de çıkmış sınav sorularından bir tanesidir. İcra inkar tazminatı birçok davada farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Genel anlamıyla çok fazla inkar tazminatına girmek istemiyorum ama bunun direkt kanunda karşılıkları var. Kanundan bakarak öğrenmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Ama davanın reddi halinde, itirazın iptal davasının davanın reddi halinde söz konusu davacı alacaklığı kötü niyetli de olması şartı kaydı ile arkadaşlar, hem haklı hem kötü niyetli olması şartıyla en az %20, yani %20'den aşağı olmayacak şekilde bir icra inkar tazminatına talep üzerine maruz bırakılabiliyor. Burada icra inkar tazminatında karşımıza çıkabilecek sorular hem fakülte sınavlarında hem hakim savcılık sınavlarında %20'yi çok fazla sordular yanlış hatırlamıyorsam. Bunu hakim savcılık sınavında belki sorabilirler ama herkesin bileceğini düşündükleri için basit soru kategorisinde olacaktır. Ama şu var, hakimin savcılık sınavında değil de fakülte sınavlarında çalışan arkadaşlarımız için şunu söyleyeyim. İcra inkar tazminatına ilişkin soru çıkacaksa eğer alacaklının bu noktada kötü niyetli olma şartı arandığına dikkat edelim. Borçlunun değil, alacaklının kötü niyetli olduğuna aranıyor. Zira söz konusu itirazın iptali davası kabul edilirse, reddedilmeyip kabul edilirse bu kere haksız çıkan borçlu yine talep üzerine %20'den aşağı olmamak üzere bir icra inkar tazminatına mahkum edilse bile bunun için arkadaşlar ayrıyeten alacaklı da olduğu gibi bir kötü niyet şartı aranmıyor. Buna da azami dikkat gösterelim. Tabii yine icra infaz hukuku kitaplarınızda özellikle bizim hocamız da ismini de unuttum, yine isimlerde biraz problem yaşıyorum da. Hakan Pekcan'ın tezi, evet. Hakan Pekcan'ın tezin kitabında da yine bundan bahsediyordum. Mesela şu şart da var icra inkar tazminatı için ayrıca. Söz konusu borçlunun icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için bu dava sonucunda likit olması şartı da aranıyor. Bunu isterseniz ben burada topu size bırakayım. Likit olma ne demek? Bunu özellikle hukuk kitaplarınızdan araştırmanızı tavsiye ederim. Hakim savcılık sınavına çıkabilir mi? Düşük ihtimal diye düşünüyorum ama fakülte sınavlarınıza çıkabilir. Hele hele benim gibi İstanbul Hukuk'ta okuyan arkadaşlarımız varsa dersi bizatihi Hakan Pekcan'ın tezinden alıyorsanız bu likit olma şartı önemli olabilir. En sonunda şunu da söyleyelim, geçelim itirazın kesin kaldırmasına geçeceğiz. Arkadaşlar itirazın iptal davaları sonucunda borçlunun bir mal beyanı süresi ortaya çıkıyor. Eğer dava kabul edilirse borçlu 3 gün içerisinde mal beyanında bulunması gerekiyor. Mal beyanına gelince bunun şartlarından yine bahsedeceğiz. Hepsinin için sürelerden bahsedeceğiz. Ama şunu söyleyelim, itirazın iptal davası kabul edilirse borçlu 3 gün içerisinde ayrıca mal beyanında bulunması gerekiyor. İtirazın kesin kaldırılmasına gelmek gerekirse yine arkadaşlar talep eden, yani burada dikkat edin, davacı demiyorum. Çünkü bir dava değil ama itirazın kesin kaldırılmasını talep eden alacaklı oluyor. Karşı taraf yine haliyle borçlu. Dikkat edin, itirazın iptal davası ile arasındaki iki önemli farktan bir tanesi, en çok bilinen ve en çok önemli olan iki farktan bir tanesi bu davanın genel mahkemelerde değil de icra mahkemesinde açılıyor olması. Dava demeyelim de bu istemin, bu talebin icra mahkemesinde ortaya atılıyor olması. Bir diğer de süresinin 6 ay olması. Gecikmiş itirazın kabulünden sonra ve ihtiyati hacizde esas takipte gönderilen
Ödeme birine itiraz halinde alacaklı 7 gün içerisinde bu yola başvurma ise hacizler hükümsüz kalır. Bunu yine geçen videoda gecikmiş itirazda bahsetmiştik. İtiraz hacize geldiğimizde ne detaylı ve ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Arkadaşlar, itirazın kesin kaldırılmasının en karakteristik özelliği icra iflas kanununda, isterseniz siz açıp bakabilirsiniz şimdi, madde 68'de belirtilen maddelerdir. Hatta icra iflas hukukunda çalışan arkadaşlarımızın diline belensek olmuştur İİK 68 belgesi diye. Peki ne demek bu İİK madde 68 belgesi? Şöyle birkaç tane şey bahsediliyor kanundan, direkt ben de size buradan okuyayım. Kayıtsız ve şartsız borç ikrarı içeren borçlunun imzasını ikrar ettiği adi senet. Kayıtsız ve şartsız para borcu ikrarı içeren onaylama ve dahi düzenleme biçiminde noter senetleri, resmi daire ve yetkili makamların yetkileri dahiline düzenlediği borç ikrarı içeren belgeler ve kredi kurumlarının düzenledikleri belgeler. Bu dört kalem içerisinde belirtilse de bunların içerisinde ilkini hafiften açmak gerekirse, daha önceki videoda bahsetmiştik. Söz konusu borçlu ödeme emrine imza ya ikrar ettiğini açıkça belirtmediği müddetçe ne oluyordu arkadaşlar? Bu adi senet üzerindeki imzayı ikrar etmiş sayılıyordu ve haliyle bakın burada icra iflas kanunu madde 68 A bendinde de sayıldığı üzere bir itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin bir belge de sağlanmış oluyor alacaklıya. Buna azami dikkat gösterilmesi gerekiyor eğer imzaya itiraz edilecekse. 7 günlük süre içerisinde mutlaka imzaya itiraz edildiğinin ayrıyeten açıkça sarihen belirtilmesi gerekiyor bu noktada. Aksi takdirde icra iflas kanunu madde 68 kapsamında itirazın kesin kaldırılmasına sebebiyet veren bir belge oluyor. Bunun dışında kayıtsız ve şartsız bir para borcunu ikrar içermesi gereken noter senetleri. Bu noter senetlerinin hem kayıtsız ve şartsız olması para borcu ikrar şeklinde, hem de düzenleme yahut onaylama şeklinde olması yeterli. Bu kafanızı karıştırmasın. Bir de ilerleyen süreçte buna ilişkin bazı hallerde onaylamanın yeterli olmayacağı durumlar gelecek. Hatta şimdiden size buna ilişkin ipucu vermek gerekirse, ilan niteliğindeki belgeler gelince şunu söyleyeceğiz. Onaylama biçimindeki noter senetlerinin icra iflas kanunu kapsamında ilan niteliğinde belge olmayacağını ve haliyle ilanlı icraya konu olamayacağından bahsedeceğiz. Ama burada bizim bahsettiğimiz durum icra iflas kanunu madde 68 belgesi. Kafanızı karıştırmaması için söylüyorum. Hem onaylama hem düzenleme şeklinde kayıtsız ve şartsız bir para borcunun ikrarını içeriyorsa bu noter senedi icra iflas kanunu madde 68 kapsamında kesin kaldırılmaya sebebiyet verebilecek bir belgedir. Yine resmi daire ve yetkili makamların yetkileri dahiline düzenlediği borç ikrarı içeren belgeler ve kredi kurumlarının düzenledikleri belgeler de bu kapsamda olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Önemli bir kurum olduğu için itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin şu var arkadaşlar. Burası mühim bir nokta. İtirazın iptaline nasıl birkaç tane uzmanlık gerektiren, yani iyice bilmemiz gerektiren birkaç konudan, noktadan bahsetmiştik. Burada da şöyle bir durum var. Borçlu itirazın kaldırılması aşamasında ödeme emrinde bildirdiği sebeplerle bağlıdır ve yeni itiraz sebepleri ileri süremez. Burası çok mühim bir nokta. Tekrar söylüyorum. Bunu not almışım zaten, özellikle ben de yazmışım buraya. Borçlu itirazın kaldırılması aşamasında ödeme emrinde bildirdiği sebeplerle bağlıdır ve yeni itiraz sebepleri ileri süremez. Ancak senet metninden anlaşılabilecek nitelikteki itirazları ise her zaman ileri sürebilir. Demek ki itirazın kesin kaldırılması yolunda böyle bir durum var. Senet metninde, daha önce ödeme emrinde bildirdiği sebeplerle bağlı olmakla birlikte alacaklı itirazın kaldırılması aşamasında bu noktada senet metninden anlaşılabilecek nitelikteki itirazları her zaman ileri sürebilecek. Peki şu aklınıza gelecek, senet metninden anlaşılabilecek itirazlar neler? Bir kere ilk aklımıza gelmesi gerekenler işte senete direkt bakıldığı zaman anlaşılabilecek senede tahrif edildiği mesela. Senedin üzerinin bozulduğu, çizilip karalandığı vesaire neyse tahrif edilmesi. Başka ne aklımıza gelebilir? Senedin üzerinde mesela süreye ilişkin hükümler varsa, vadeyi belirliyorsa mesela vadenin geçmiş olması. Bu da senetten direkt anlaşılabilecek. Veya bir diğeri zaman aşımı. Bunlar senetten direkt, senet üzerinden direkt anlaşılabilecek durumlardır. Bunları her zaman ileri sürebilir. Bunun dışında kalanları ise sadece ödeme emrine bildirdiği sebeplerle bağlı olduğunu unutmayalım. Son olarak peki söz konusu bir dava değildi. Bu bir talepti ve peki bu talep reddedilirse ne olacak? Yine icra inkar tazminatları yine ortaya çıkıyor. Yine haliyle az önce de geçen itiraz iptali davasında bahsettiğimiz üzere alacaklıya ilişkin yine talep üzerine %20'den aşağı olmayacak, olmayacak derecede icra inkar tazminatına, yine borçlu için de kesin kaldırılma sonucunda yine %20'den aşağı olmayacak şekilde talep üzerine yine icra inkar tazminatına mahkum edilebilecek. Bununla birlikte yine bu karar kabul edilirse, daha doğrusu itirazın kesin kaldırılması, yine 3 gün içerisinde mal beyanında bulunması gerekiyor borçlunun. Son olarak itirazın geçici kaldırılmasından bahsetmem uygun olur mu diye düşünüyorum.
Bence olmaz. Çünkü itirazın kesin kaldırılması ile itirazın iptal davası birbirleriyle çarpışan önemli karşılaştırmaların atılması gereken konulardı. 15 dakikada bunları üzerine geçebildiğime seviniyorum ama geçici kaldırılan borçtan kurtulma davasına geçeceğiz. Onlar birbiriyle çok bağlantılı. Dolayısıyla gelecek videoyu isterseniz onlara hasredelim. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.